fikstür avantajıyla bugüne kadar lider ve nispeten iyi maçlar çıkardığı savı var. Katılırsınız. Şu an dedim artık katılmıyorum. Yani ilk hafta bunu ben de söylüyordum. Yani ilk haftalarda, ilk 3 haftada, 4 haftada bu biraz geçerliydi ama bugün artık Galatasaray'ın da herkesle oynadı neredeyse. Doğru, Galatasaray şimdi bir zorlu bir tünele giriyor şimdi ama bu tünelden çıktığında bütün başını kaybetmiş bile olsa yine de lider, ya lider olacak ya bir pan altında olacak. Şimdi kocaman gerçekten konuşurken muazzam zırvalama kapasitesine sahip adam. Şimdi diyor ki Galatasaray'ın puan farkı suniydi. Peki kardeşim Fenerbahçe Galatasaray kaç puan geride şu anda? 8. Ve Beşiktaş'ı yenmiş olmasına rağmen. Ha? Beşiktaş'ı yenmiş olmasına rağmen geride. Ve nasıl bir maçta yendiğini de biliyor, gördü herkes yani. Şimdi yani o şu maçında işte bütün zorlu maçta bitirmiş olur da 6 puan 7 puan geride olur anlarsın. Sen Beşiktaş'la oynadın ve yendin. Buna rağmen 8 puan geridesin. Ne demek suni bir fark yani? Fark farktır kardeşim. Sen bu hafta kazanır da bunu 5 puana düşürürsen biraz daha diklenme, biraz daha abuk sabuk konuşmalarını sürdürme ihtimali olabilir ama eğer sen bu haftada Galatasaray'dan galibiyete dönmezsen, hele bir de yenilirsen fark daha da açılacak. Berabere dahi kalsa 8 puan devam ediyor. Yani o yüzden çok anlamlı bir konuşma değil Aykut'un ki ama ben Aykut'un herhangi bir konuşmasında herhangi bir anlam zaten bulamıyorum. Yani kaşlarını çatarak bir böyle suratına da garip bir anlam yüklemeye çalışarak garip laflar etmek insanı çok büyük tekniklikte veya çok önemli laflar eden biri o. Şöyle yapıp da böyle alnını mümkün olduğu buruşturup şuradaki kası da benim olan çizgiden iki tane üç tane daha yapınca çok ciddi ve çok önemli laflar etmiş olmuyorsun. Aykut da boş boş konuşuyor. Suniymiş. Kardeşim 8 hafta geride kalmış, sen 8 puan gerisin. Peki bunu mesela suni olmayan doğalı nasıl olmuş mesela, onu bir anlatsın bana. Sen doğalı nasıl oluyor? Neyse konuşmayayım, kazınayım herkese. Şimdi Aykut Kocaman söylediği bir başka bölüm de Galatasaray'ın derbiden sonraki 5 haftalık süreci. Derbiden sonra Galatasaray Trabzon deplasmanına gidiyor. Evet. Gençler Birliği'yle oynayıp Başakşehir deplasmanına gidiyor. Dönüyor, Aytemiz Alanya ile sahasında oynayıp Beşiktaş'la Vodafone Park'a karşılaşacak. Yani süreç gerçekten peş peşe. Peş peşe diyorum, tünele giriyor Galatasaray. Zor bir tünele giriyor yani. Ama yani bugüne kadar herkes bu tünelden girecek yani şimdi.